Biz de adalet hizmetlerine bakan yönüyle tüm tedbirlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Yargıda yeni salgın tedbirleri alındı. Salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde, ceza infaz kurumlarında, noterliklerde ve bakanlığımız sorumluluk alanındaki birçok kurumda aldığımız tedbirleri büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanlığı da Hakimler Savcılar Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği ile koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantının ardından da yargıda virüse karşı alınan yeni önlemler açıklandı. Tüm paydaşlarımızla her hafta toplanıyoruz. Bakan Gül ilk olarak cezaevlerinde çalışan görevliler için alınan önlemleri açıkladı. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Bu noktada kamuya ait yurt, misafirhane gibi yerlerden de ayrıca yaralanması hususu değerlendirilmektedir. Bu konuda bilim kuruluyla da görüşmeler devam etmektedir. Bakan, adliyelerde ve icra dairelerindeki insan kalabalığını azaltmak için kararlar alındığını da belirtti. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurması, zaman aşımına az bir süre kalmış ve diğer acele işler haricinde 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Avukatların CMK görevlendirmelerinden alacağı ödemelere ilişkinde Bakan Gül tarih verdi. Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarının hepsinin ödenmesine yönelik tüm ödemeler başsavcılıklarımıza ulaştırılacaktır. Gül, salgının ardından başta sosyal medyada çıkan manipülatif haberler olmak üzere başlatılan soruşturmaları da açıkladı. Korona salgını karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun ortak hukukunu, huzurunu, menfaatini, sağlığını korumak için son 2 haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Yine sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili olarak 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirlerine aykırı davranma eylemleriyle ilgili olarak 11 kişi, stokçuluk, kara borsa, kaçak maske satmak gibi ticari hayata karşı işlenen suçlar kapsamında da 55 kişi hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır.